Evet, pazar meydanından merhabalar. Şu anda yine pazar meydanından, pazar belediyesinin hizmetinden yararlanarak sizlere pazardan görüntüler sunuyoruz. Gördüğünüz gibi meydanın maşallahı var. Yine evet, bugün de meydan tamamen dolu. Oturacak yer yok gibi. Ben az önce oturacak yer aradım. Oturacak yer bulamadım. Biliyorsunuz 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Herkesin de Ramazan ayında kutluyoruz. Evet, tabii ki Ramazan ayı bolluk ayı ama ne kadar bolluk olduğunu da insanlarımız tabii ki görüyorlar, değerlendiriyorlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi tamamen dolu olan evet bu sıralarda biraz tabii ki sohbet söyleşi yapalım. Biz de konuşmak isteyenlerle ilgili. İşte bir genç geliyor. Merhabalar. Canlı yayındayım şu anda. Canlı yayındayım şu anda. Belediyenin hizmetinden yararlanıyor. Şu anda bilgi veriyoruz. Bu 30-25-30 metre civarında. Ya çok yerde çekmesi lazım. Vallahi inşallah. Adam göndermiştik yani. İnşallah hizmet olur. Evet, ne düşünüyorsun? Siyasi rüzgarlar esiyor. Aşağı yukarı siyaset, kısa bir süre kaldı. Siyaset tabii hocam ki, evet. Bu ülkede AKP'nin amacı, şeyi, hedefi Anıtkabir'i yıkana kadar sürecek. Bunu herkes böyle bilsin. Düşünceniz. Ya benim tabii düşüncem bu. Evet. Anıtkabir yıkılınca onların işi bitecek. Tamam mı? Bu millet de rahat edecek. Yani tırnak içinde söylüyorum. Evet. Ama tabii biz varız. Biliyorsunuz. Tabii. Evet. Yani biz hiç kimse endişe etmesin. Şu anda konuşmandan AKP karşıtı olduğum belli oluyor herhalde. Biz özgür düşünceyle mikrofon sen geldin öyle önünden yani, geçerken öyle, sana öyle. Yani tuttuk. Temel hedefleri o yani. Evet. Temel hedefleri Atatürk ve Cumhuriyet. Evet. Yani bunu diğerleri bunlar için hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yani ekonomiymiş, sağlıkmış, eğitimmiş, spormuş bunlar hiç önemli değil. Evet. Bunların temel amacı Atatürk ve Cumhuriyet. Peki, teşekkür ediyoruz. Hocam, evet, şöyle yürüyoruz. Dediğim gibi konuşmak isteyen varsa ben mikrofonu uzatıyorum. Evet, şu anda evet. Evet, ben pazar basınındanım. Bugün böyle havada güzel oturmuş insanlarımız, seçim atmosferi var. Şu anda da yayındayım. Bir şeyler söylemek ister misin? Sıradan böyle geziyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Demesinler ki işte Ahmet'e tuttu, Mehmet'e tuttu. Buyurun. Yani herkesin bir düşüncesi vardır. Pazarın meydanda da söylememe gerek yok. Ben haydi 10 seneye sildim. 50 sene döküyor. Ben buradan değişim bir şey yok. Değişim sadece şu adliye kalktı. Burada bir oturma yeri. Pazarınızın çevresini benden herkese daha iyi bilir. Tabi bundan önceki durumlar bu. Sivil çapında yok. Yok. Peki şimdi gelen adaylar tabi daha hiçbiri denenmemiş adaylar. Yani biz zaten denene 50 senede bir dene geldi bu zaman. Evet. Yani 15 senede bir daha şeyde bir şey olduğu yok. Demem anlatmama gerek yok. Ne düşünüyorsunuz peki yani? Düşünün, gelenekten olan insan inşallah bir hayırlı bir iş yapar da geriden gelen nesil evet, yaşam güzel devam eder. Başka peki bir şey yok. Temennimiz o. Evet, şöyle yürüyorum. Evet, kolay gelsin. Siz de emeklisin herhalde. Emekli misiniz? Diyorlar ki emeklilerin yeri burası diyorlar. Dediğimiz gibi ben de pazar basınımdan az çok biliyorsunuz böyle haber kaynaklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle sıradan dolaşıyoruz. Önümüze kim geldiyse, hani biliyorsunuz A partili olabilir, B partili olabilir. Yani böyle seçim rüzgarları da esiyor. Emeklilerin düşüncesi ne? Seçim düşünceniz bir şeyler söyler misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Hem emeklinin hem seçim hakkında. Seçim ortadadır. Şu anda ortadadır. Ortadadır diyorsunuz. AK Parti'de kazanabilir. Evet. Emekliler kurgun. Emekliler için. İkimiz de emekli. Evet. Emekliler tabii şu anda. Hükümetten beklentiniz. Ya
emekli bekletiriz. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Yani. Şimdi emekli maaşı, ete kilosu 550 lira. Yani bir gün aldığın herhangi bir sebzeyi ertesi gün alamıyoruz. Peki bunu... Yani maaş aynı. Maaş aynı. Hiçbir artış yok. Diyelim ki bir yıl, %49 maaş var. Ama o bir yıl içinde artan maaş bir yıl kalıyor. Ama her gün zam var diyorsunuz. Ürünlere zam var. Bu millet nasıl getirsin? Peki duymuyor mu? Hükümet duymuyor mu? Veya Cumhurbaşkanı duymuyor mu bunları? Duymuyor mu? Onlar çok hiçbir sebze almamışlar. Eskide rahmetli Demirel'e Ecevit zamanında derlerdi ki ben bir soruşturma geçirdim. Evet. Şöyle soruşturma geçirdim. Bir yerde dedim ki Sayın Başbakan Süleyman Demirel dedim çocuğu yok dedim. Çocuk maması almamış. Çocuk ayakkabısı almamış. Evet. Çocuk bezi almamış. Bu adam dedim elbette dedim geçim sıkıntısı yok. Çocuğu yok dedim. Yani 3 kişi, 4 kişi yanında konuştu. Tamam. 3 kişi yanında konuştu. Evet. Bana haber verdiler. Yani Allah rahmet eylesin. Nuri Koçak. Allah Allah. Selim Hoca dedim. Müfettiş geldi. Herkes bir soruşturma lüktür. Evet. Müfettiş. Antalya'da. Siz dedi böyle böyle konuştunuz. Dedim müfettiş bey dedim. Bunun yanlış yönü neresi? Yani Süleyman Demirel'e ben küfrettim. Evet. Ecevit'e küfrettim. Ne dedim dedim. Hiçbir bir çocuğu yok. Ne dedim çocuk bezi almış. Ne çocuk patiği almış. Ne çocuk çorabını almış. Elbette dedim. Bunu. Derdimizden anlamaz diyorsun. Anlamaz. Peki teşekkür ederim. Bunu dedim şeyi yok dedim. Evet görüşürüz şöyle dolaşıyorum. Sağ olasın. Evet, pazar basınındayım. Şu anda burada oturan insanlara mikrofonu uzatıyorum. Dediğimiz gibi yayındayız. Hem emekliler adına, çoğu emeklidir dediler burada oturanların çoğu. Hem emeklilerin sesini duyuralım dediğimiz gibi. Hem de seçim atmosferi var. Ne düşünüyorsun? Bir şey de söylemek ister misiniz? Benim yaşım 84. Evet. Bakınız. 84 sene içinde... Böyle bir dönem yaşamamışım. Emekliye böyle darbe atıldığını hiç görmemişim. Yaşamamışım. Evet. Neden böyle oldu? Neden böyle yapıyorlar? Ben bundan şüphe ediyorum ben. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda emeklilik konusunda verilen zamlar konusunda? Ben düşünüyorum. Evet. Bunu dediğim pek doğru olabilir ama. Devletin ne kadar gücü varsa ona göre çünkü hareket ediyor diyorsunuz. Takdir ediyorum çünkü yalnız bir emekli değil Türkiye'nin biz bir baba olarak evde 5-6 nüfus olursa onu idare etmeye zorlanıyoruz da 85 milyon nüfusu idare etmek tabii ki zor. Çünkü emeklilere böyle düşük olsa da eski dönemler gibi bir şey yapılmasa, hep dışarıda alsam, İNFE'de para alsalar da yiyip içsalar diye bir şey yok. Şimdi Türkiye'de yapılmak bir şey yok. Dünyada 4 ülkedir Türkiye'de sanayiden, hapishaneden, uçaklarda şurada yapılan 4. ülke biz olduk. Evet. Onun yani, için biraz daha bizim de dişimizi sıkmak lazım. Biraz dişimizi sıkalım diyor. Düşünce olabilir, farklı olabilir. Teşekkür evet. Ediyoruz. Ben böyle evet, tabii. Düşüncesi de bu şekilde şöyle geliyoruz. Kolay gelsin. Pazar basınından böyle dolaşıyorum. Yayın yapıyoruz. Çoğu emeklilerin burada olduğunu söylediler. Emekliler oturuyor dediler. Duygu düşünceleriniz var mı şu anda? Ben yayındayım. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya da önümüz seçim pazardaki seçimi değerlendirme herhangi bir şey söyler misiniz? Bir şey söyleyemezsiniz. Evet biz de tabii mikrofonu tutuyoruz. Özgür düşünce dediğimiz gibi bir şeyler. Evet. Şöyle geliyorum. Evet, hayırlı Ramazanlar. Pazar basınından, pazar radyosundan geliyorum. Böyle web televizyonumuz var. Web televizyonundan yayınlar yapıyoruz.
Böyle gördüğünüz gibi oturacak da yer de yok. Hava da güzel. Evet, çoğu emeklilerin burada oturduğunu söylediler. Yani %95'i emekli dediler. Önümüzde seçim var. Emekli için, emekliler için bir şey söyler misiniz? Ya da seçim için bir şeyler söyler misiniz? Emekliye hizmet bekliyoruz. Ya ne diyeyim, bize hizmet versin. Pazarı güzelleştirsin. Pazarı eksikleri çok. Kim gelirse hangi bir pazarın hali görüyorsun. Pazar kazayken Rize Nahiye gidiyor. Diyorsunuz. Karadeniz'in en eski adasıdır. Evet. Hani her taraf ilerledi, aldı yürüdü, güzelleşti, şehirleşti. Pazar hala aynı yerde. 50 sene önceki pazar. Yani gelecek olan aday kim, başka kim ise pazarı biraz yenilesin, güzelleştirsin, evet, zenginleştirsin, ne bileyim. İnşallah. Doğa parkları yapsın, yürüyüş yerleri yapsın. Git Ardeşen'e bak. Projeleri var hepsinin, projeleri her var. Her zaman aynı, herkesin hep projeler var, inşallah yapacaklar. Projeler her zaman, inşallah. Şimdi evet, her zaman projeler var ama evet, seçimden sonra projeler, seçimden sonra proje kayboluyor, uygulanmıyor. Evet, herhalde izliyorlardır, izleyeceklerdir. Şimdi başkan bak, adayları. Valla biz böyle mikrofonu sırada tutuyoruz. Ben öğretmenlik yaptığım için uzun zamandır buralarda yokum. Ben anne tarafı Basalardan, baba tarafı Koballardan. Ben öğretmenim, emekli öğretmenim. Burada da radyom var onun için. Lütfü Kobal benim ismim, Lütfü Kobal. Dediğimiz gibi burada hep TV aracılığıyla AK mikrofonu tutuyoruz. Buradan 20 sene, 30 sene önce Ardeşen buraya gelirdi alışverişe. Her şeyi buradan temin ederdi. Şimdi biz gidiyoruz oraya. Ardeşen bak şimdi Rize'ye geçti. Ardeşen vilayet olacak duruma geldi ya. Pazarın halini görüyorsun işte. Demek konuşma kadar evet, kentsel dönüşüm olması lazım. Şimdi oraya bak Allah aşkına, anne duruyor. Ondan sonra şuna bak, anne duruyor. Evet, sırayla bakıyoruz, soruyoruz vatandaşlara. Evet, vatandaşları duyuyorsunuz. İnşallah pazar layık olduğu noktaya gelecek. Biz bu kadar ötüp biraz da sizi ilave edersin. Yok, biz ilave etmiyoruz. Bak mikrofonu tutuyoruz. İlave değil de yani. Yok, biz ilave... Hayır, şöyle diyorum yani. Biraz daha güzel konuş, bir şey yaparsın da. Ne değilseniz o. Evet, hadi. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle yürüyorum. Evet, pazardan, pazar meydanından şu anda görüntüleri sizlere sunuyoruz. Pazar meydanında. Hava da güzel. Oturacak yer yok. Evet, önümüzde tabii ki hem siyaset var hem de çoğu emeklidir dediler. Böyle hafiften standları dolaşıyoruz. Evet, pazar basından geliyorum. Hava da güzel. Çoğu emekliler burada oturur dediler. Emeklilerin duygu düşüncelerini de alalım. Bir de pazarla ilgili seçim atmosferi ne alemde? Ya derseniz dersiniz. Böyle mikrofonu uzatıyoruz dediğimiz gibi. Demezseniz de demezsiniz. Herhangi bir sus bakın. Sizler bir şey söyler misiniz? Yani bunlara bakın. Bunlar ne dese olur. Susma hakkını kullanıyor. Biz yolumuza devam edelim. Şöyle bakalım. Evet. Pazar basınından geliyoruz. Kolay gelsin. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu meydanı emekli meydanı ilan ettiler. Dediler ki bana, git dediler, %95'i emeklidir dediler. Oturuyordurlar dediler. biz de yayın yapıyoruz şu anda. Duygu düşünceleriniz varsa, söyleyecek bir şey var mı? Artı pazarın durumu, seçim. Ne görüyorsunuz? Bir şeyler söylemek ister misiniz? İşi mi kaybettik, denge mi kaybettik? Evet, evet. Allah rahmet eylesin dediğimiz gibi. Allah sabırlar versin. Siz bir şey söyler misiniz? Yani yok, oturuyorsunuz, evet. Yani yetimimizin ana babadır mı? Esas yetimlik yaşlanınca eşini kaybediyor. Çok zor tabii. Allah kimsenin başına vermesin. Allah kimseyi de yalnız bırakmasın. Evet, hayırlı Ramazanlar. Şöyle ilerliyoruz dediğimiz gibi. Evet, bakalım. Konuşmak isteyen, bir şeyler söylemek isteyen var mı? Evet, pazar basından geliyorum. Böyle şu anda yayındayız. Böyle insanları sırayla böyle ayrım gayrım yapmadan mikrofonu uzatıyorum.
Emekliler hakkında bir şey söyler misiniz? Bir de seçim atmosferi var. Aynı konuşmak istemiyorum. Yani seçim atmosferi var. Ne görüyorsunuz? Emekli ne demek yani? Siz emekli değil misiniz? Emekli siz demek ki ama bana vermedi. Nasıl oluyor? Ona verdi de sana vermedi. Yani bir, ben dışarıda ödediğim için bana 10 lira verdiler. Bunlar Evet. Fabrikada çalıştığı için fazla verdi. Evet, yani o tabii ki onların da farkları var. Seçimle ilgili bir şeyler söyler misiniz? Pazarın durumuyla ilgili mesaj verir misiniz? Belediye başkan adaylarımız da izliyor mutlaka. İkisi de favoriydi şu anda ama hangisi kazanacak daha kesin garanti veremiyor. Yani akşam belli olur. İkisi zaten bizim. Birinde belli olur. Hani derler ya iyi olan, iyi olan. Dediğimiz gibi şimdi, vaatleri iyi olan, verdiği vaatleri tutan herhalde. Demle beraber olan insan kazanmasını ister misin? İstemezsin. PPK ile beraber yola çıkanla kimse ister mi? İstemez. Tamam mı? Biz yerliyiz ve milliyiz. Tamam mı? Biz her zaman için yerlerin yanındayız ve millinin yanındayız. Evet. Türkiye'yi savunan, Türkiye'yi şey yapan onun yanındayız. O işleri geç. Ya tamam, herkesin düşüncesi var. Dem Parti kimmiş? Kandil. Yani Kandil'e mi oy vereceğiz şimdi? Bilemiyorum. Onu 31'inde belli olacak. Ben yorum yapamıyorum tabii ki. Sizin düşünceniz o. Tabii gayet normal. Peki görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar dediğimiz gibi. Evet. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Pazar basınından böyle dolaşıyorum. Daha çok emekli meydanı diyorlar. Emekliler oturuyor, dinleniyor diyorlar. Ben de gayemiz pazara sesimizi. Pazar basınındanım. Ben web televizyonundanım. Haber yapıyoruz. Pazarı merak edenler var. Uzaktan pazarın binasını, meydanını, insanlarını görünce hasret giderenler var. Biz de buradan yayın yapıyoruz. Bu arada tabii ki emekli insanların duygu düşüncelerinde varsa, söyleyecek bir şey varsa bize söyleyebilirler. Çünkü basın olduğumuz için izleniyoruz, bakılıyor. Bu yayınlarımız sağ Cumhurbaşkanlığı'na da ulaşıyor. Çünkü normal biz basıncıyız. Ve seçim hakkında bir şey söylemek isterseniz pazarda. Yani onunla. İyisiniz dediğimiz gibi. Herhangi bir emeklilerle ilgili bir şeyiniz var mı? Sağlık Bakanlığı'nın emekli. Çok güzel, elhamdülillah. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu adamın idaresinden ben 50 senedir devletten maaş aldım. Bu adamın idaresi gibi başka bir idaresi görmedim. Evet. Hepsi koltuk davası. Evet. Namus ve şerefe düşkün değil. Ama tarafı yok. Aa ben böyleyim. Hayır, sen dokunmazlığı hangi maksatla kullanıyorsun? Evet. Teşekkür ederiz. İnşallah, inşallah iyi olur. Şöyle bir şey vardır. Evet, tabii ki herkes bizimdir. Herkes bizimdir da, madem ki bizimdir, meclise gittiğin zaman niye birbirlerinin başını yarıyorsunuz? Neyin kahvasını ediyorsunuz? Neyi paylaşamayız? Artık hani söz hakkı sizde, söz hakkı seçimde, seçmende. Namusuma, şerefime her halükarda iyilik yapacağım. Millet ve millet aslında sen vekilsin. Evet. Peki gidip o doğudaki 3500 tane yetimin hakkını kim verdi? İsim vermeyelim. Evet, peki. Görüşmek üzere. Kısa tutuyoruz. Böyle sırayla düşüncelerini alıyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, şöyle sıradan çekimler yapıyoruz. İsteyenin duygu düşünceleri varsa. Evet. Evet, kolay gelsin. Ay, muhtarım. Ne ya, hava güzel. Diyorlar ki burası emekli meydanı. Güzel, ben de şu anda yayındayız. Hem emeklilerin istekleri varsa onları dile getirmek şükür istiyoruz. Hem de pazarda da bir seçim atmosferi var. Nasıl görüyorsunuz? Bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya. Yayındayız. Onu da söylüyoruz. Çok,
çok iyi gidiyor. İyi, iyi. Çok iyi gidiyor. İyi. İnşallah çok daha iyi olur. Amacımız bu, burada yaşıyoruz. Pazar için. Evet. Pazar için. İnşallah evet. Da Ekim abi kazanır. İnşallah dediğimiz gibi çok daha iyi olur. Belki, evet. Evet, sizler bir şey söylemek ister misiniz? Ben Pazar Web TV'den geliyoruz. Burada emeklilerin oturduğunu, genelde çoğu emekli insanların dinlendiğini varsa bir şeyler söylemek istiyorsanız ben gazeteci, basın web televizyondan geliyorum. Bir de seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz pazardaki? Kavşaya git abi, oraya mı? Köşe başını kapardı. Esas orada, burada bir şey yok. Yok ama vatandaş önemli. O köşe başları, onlar dediğimiz... Gariban usulü vatandaş, esas da orada var. Ama esas oy verecek olan da vatandaş yani. Vatandaşın dediği olur sonuçta, değil mi? Sonuçta sizleriniz oylarla, evet, dediğimiz gibi... vatandaşımızın düşüncesi de bu. Evet, şöyle ilerliyoruz. Evet. Meydandayız bu arada. Meydanın meşhur sahipleri de var burada. Gördüğünüz gibi. İnşallah evet, seçim sonrasında her iki ya da her adayın diyelim, iki demeyelim genelde, yanlış olur. Her adayında evet, barınak sözleri var. İnşallah pazara bir barınak kazandıracaklar. Evet, şöyle dolaşıyoruz, bakıyoruz. Bir şeyler söylemek isteyenlere özgür düşünce olarak evet, mikrofonu uzatıyoruz. Evet, kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Pazar Web TV'den, Pazar Web TV'den yayın yapıyorum şu anda. Emekliler çok diyorlar. Emeklilerin bir duygu düşünceleri var mı? Bir de seçim atmosferi ne görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Şu anda böyle bir şeyler söylemek ister misiniz? Önce emekliler, önce emekliler için düşündüğünüz, sonra seçim şeyleri için. Belediye başkanının Ahmet Hasan dedikleri hiç önemi yok. Evet. Önemli olan ekonomidir. Evet. Ben de ekonomi için bir tepkimi edeceğim hükümete karşı. Yani sıkıntım var diyorsun. Evet. Geçim sıkıntısı mı var? Evet. Bunu çözmelerini yani istiyorsunuz yani. Sadece benim şahsım değil, herkesin yani. Herkes ya, diyemeyiz şimdi. Herkes lafı geniş olur. Şey. Şu anda siz kendiniz için konuşuyorsunuz ama yani. Kendim için ama şey yani. Mesela herkes yüzde, derken bakalım yanındaki öyle düşünüyor mu? Değil mi? %50'si öyle hesap ediyor. Onu yani artık onu o şekilde söyleyemeyiz. Sadece kendi düşüncesini söylersiniz. Mesela işte biz sizi seviyoruz. Ya sen sevebilirsin ama bakalım öbürü seviyor mu? Onun için demek istiyorum. Düzeltelim o konuyu da. Evet. Diyorsunuz ki biraz tepkim var. Evet. Evet artık. Yani Ahmet'im kazandın değil. Yok A, B yani, değil. Evet. Onlara karşı ben sadece ekonominin için bir tepkiye edeceğim. İnşallah düzeltecekler artık. Yani bilmiyorum bu vatandaşın şu anda görüyorsunuz oturacak yer de yok. Yani bu vatandaşın gideceği bir yer de yok. Gördüğünüz gibi bir tane oturacak yer yok. Maşallah hem hayırlı Ramazan ayından dolayı böyle insanlar zaman geçiriyor. Ama bu tip yerlerin, evet, sosyal etkinliklerin artırılması lazım düşüncesindeyim. Gördüğünüz gibi şu anda bütün banklar dolu. İnsanlarımız da herhalde iftarı bekliyorlar. Evet, şöyle ilerleyelim. Ben şimdi bir şey sorayım. Tabii. Siz yayındayız şu anda. Tamam, evet. Olsun. Siz tahmin ediyor musunuz ki ülkenin ekonomisi düzelecek diye? Vallahi beklentimiz budur. Benim bir oyum var. Şahsımı soruyorsan benim bir oyum var. Neye inanıyorsam ona vereceğim. Genel konuşamam ama bir vatandaş olarak tabii ki daha iyi olmasını istiyorum. Açık ve net söylüyorum yani. Düne kadar emekliye IMF'ye verilecek borç paramız varken niye emekliye 2000 lira veremiyorlar? İşte onu hükümet düşünecek, devlet düşünecek. Biz de verdik. Yani. Maalesef. Yani. Elimiz gitmiyor. Şey de, bir de deyim bak, şey, Rize'de çayacakları her yerde açıktı bak. Belediye açtırıyor. Evet. Bakma hava açıktı da şimdi buradadırlar. Hava yedik. Yağmur olduğu zaman o insanın hangi yerde olacak? Çayacaklar kapalı mı? Açık evet, herhalde. Çoğu okundu. Kapalı. Bilmiyorum ama yani. Ama şey, Rize'de şey, belediye açtırıyor. Normal olarak yani o... Evet. İsteğe bağlı ama ben sizden duyuyorum. Şu anda iki tane çay ocağımız var. Çay hizmeti olmasa bile
Hani ocaklar açık, insanlar oturuyor. Tabii dileği getirdiniz, teşekkür ederiz yani. Oraya bak, oraya bak, hiçbiri açmamış. Nasıl yapıyorsun? O seçim şeyleri olan. Yok, yok, seçim değil ya, tezeklerim diyorum ben. Artık o şahsi şahsiyete girdiği için ama oturacak yerler şu anda açık insan. Şahsiyet ama şey, Rize'de öyle değil ama şey, belediyesi var. Rize Belediyesi bütün çayacaklarını açtırtıyor. Açacaksınız. Burada yani, burada şimdi belediye mi bu kapalı? Evet, açtırmasın hazır. Şey, Rize'de öyle yapıyor. Bilmiyorum, özeldir çünkü çayacakları özel. Özel kendisi. Ama sen diyor, zaman açıyordun diyor da şimdi mi açmıyorsun diyor. Ona ben yani. Yorum ben yapamıyorum da yani. Pek o oldu. Evet, şöyle şöyle ilerliyoruz. Evet, kolay gelsin. Web TV yayınındayız. Böyle pazardan görüntüler sunuyoruz. İstanbul, Ankara, gurbette olanlar böyle bir pazarın bir ne bileyim bir resmini gördükleri zaman, insanları gördükleri zaman seviniyorlar. Bu arada emekliler çoğunda diyorlar. Emeklilerin söyleyeceği bir şey var mı? Bizi izliyorlar, bizi mutlaka takip ediyorlar. Bunlar da aynı zamanda bir de seçim atmosferi var. Var mı söyleyeceğim bir şey? Ben emekliye az verdi diyemiyorum. 94 yaşındayım. Emekliye az verdi diyemiyorum. Evet. Yalnız bir yerden böyle kafama takılıyor. Pahalılığı yapanlar hal edilmiyor. Ona kafam takılıyor. Yani takip yapılmıyor. Serbest takip mi bırakmış? Yapılmıyor gibi geliyor bana. Evet. Akşam bir beyanat vermiş. Dedi, biz dedi yakalayacağız diyorlar. Bakalım ne olur. Evet. Yani. Ama arasından Beşiktaş değil. Pazardaki seçim atmosferini ne düşünüyorsunuz? Seçim nasıl gidiyor? Ne var mı? Şimdi oradan iyi tuttum ama şimdi biraz da... Zaten gündem, genelde gündem emekli ve seçim. Tabii orası öyle yani. Dediğimiz gibi kimseye biz şudur budur demiyor ama düşünce nedir ne değildir. Yani böyle düşüncemde bir sola kaçar diye biraz diyeyim yani. Yani. Evet, siz öyle düşünüyorsunuz. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Evet, böyle ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi evet, insanlarımız sohbet ediyor. Dediğimiz gibi böyle evet, bizler de şu gördüğünüz gibi meydanda. Evet, sizler bir şey söylemek ister misiniz? Genelde emekliler oturuyor. Emekli parkı diyorlar bunlara. Emeklilere bir şey söyler misiniz? Ya da seçim atmosferi var. Pazardaki seçim durumları. O söyledi. Onlar söyledi. Senin yerine de söyledi diyorsun. Evet, diyor ki ben hiçbir şey yok. O diyor. Korkayın. Ağzını açamayın. Evet, evet. Benim yerime söyledi diyor. Evet, değerli izleyicilerimiz. Bu arada yayınlarımız Pazar Belediyesi'nin hizmeti ile gerçekleşiyor. Buradan teşekkür ediyoruz. Evet, ücretsiz internetten yararlanmak isteyenler, gördüğünüz gibi karşıda merkezi burasıdır. Karşıya gelebilirler ve oradan ücretsiz hizmeti alabilirler. Evet, bir kez daha vurguluyoruz. Evet, belediyenin vermiş olduğu ücretsiz internetten yararlanarak yayın yapıyoruz. Tabii burada vatandaşların bir dileği var. İnternetin nasıl girildiğine dair bir bilgiyi en azından şuraya bir yere yazmasını da istiyorlar. Orada da sıkıntı var. Evet, buradan da sesleniyoruz. Sanırım bizleri duyarlar. Evet, şöyle bakalım. Evet, dolaşıyoruz. Evet, selamun aleyküm. Bir şey mi demek istiyorsunuz? Başladı bitene kadar. Hizmet yapıyoruz ama 3000 kişi seyrediyor. Ama şimdi de aynı yapıyoruz. Hizmet veriyoruz da. Ne? Şimdi bu uzakta olan İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de veya Türkiye'nin başka bir yerinde olan pazarı seven insanlar merak ediyor. Mesela pazarda ne olmuş? Bak buradan ama güzel bir pastane var. Mı? Güzel var tabii, yayın var. Pazar pastane açılmış. Bakın burada güzel marketler açılmış. İnsanlar böyle oturuyorlar. Güzel güzel güneşleniyorlar. Onlar da
uzakta olanları rahatlatıyor mesela. Ama bir özlem var mı? Tabii yani boşuna. Canlı görüntü var mı? Tabii canlı görüntü yok, var tabii. Yok ben tanımıyorum. Canlı görüntü olmaz olur mu? Bak buradan bak ne yazıyor burada, okuman yazman var mı? Bakayım ben canlı, bakayım dur. Canlı dur, olarak bakayım, bakayım. Yayınlanıyor. Adamı şimdi izleyebilirsin buradan. Şimdi buradaki amacımız canlı, pazarımızın hem sesini duyurmak, hem insanlarımız ne yapıyor, aynen, hem özlem çekenlere selam yolluyoruz. Maçları verdik. Sen internet canlı yapıyorsun, izleyen izliyor. Tabii izleyen izliyor, isteyen izlemiyor. Şimdi emekli misin, emeklilik var mı? Var. Memnun musun, şikayetin bir şeyin var mı veya söylemek istediğin bir şey var mı? Biz böyle buradan söylüyor, ayrım yapmadan dolaşıyoruz. Hani yani, dediğimiz gibi. Sen memnun musun? Ben mi? Ben emekli öğretmenim. Ha, öğretmen. Aynı zamanda şimdi burada 10 milyonla Türkiye'de yeter bir insanın kanı döver mi dermez? Vallahi onu bana sormayacaksın. Bir haftalık paradır. Aynen. Apro. Tamam da onu bir hafta 10 gün daha kapatacak. Büyüklerimiz hesaplamış ya. Yani. Reis Bey şunu diyor. Ben diyor senen zam versem diyor Türkiye'de diyor kaosa girer diyor. Peki ya sen kendi milletvekiline 96'dan 136'ya çıkardı. Onlar para ucudan gitmiyor mu? Yani biraz rahatsızsın bu konuda. Çok. Ben AK Parti'den uyuyayım. Evet, Türkiye genelinde 214. uyuyayım. Evet. Ama bu seçimde AK Parti'ye kesinlikle oy vermiyor. Hadi bakalım. Ya şimdi biz parti meselesi değil de yani şikayetçi olabilirsiniz. Ha kırıldım. Ama işte bizde bakın bizde duygu düş. Sarayın bir gün hasılatı belirtiye verirse herkes memnun kalır. 5 trilyon günlük masrafı. Saray. Günlük masrafı 5 diliyor. Evet. Eski parayla 5 diliyor. Ben Ramazan'dayım. 1 kilo et alamıyorum evime. Evet. Ya. Doğru diyor. Artık duyuyorum. Yarım kilo al. Hesabını kitabını yapıyorlar. Büyüklerimiz yapmış. Açıklama yapılmış. Ya bizim yapacağımız bir şey yok. Şu anda verilen fiyat bu inşallah. Ne bileyim. Belki feryatları da duyar. Yayınları duyar. Daha iyi olur. Dediğimiz gibi dinliyorsak da daha iyi. Ben abiye Kur'an'a geçtim. Bak ne dedi demeyin. Bak AKP'liydim ama dedi diyor. Şimdi memnun değilim diyor. 10 milyar parayla yaşayamaz ki. Evet. Onların günlük masrafı. İşte onu hesaplamışlar. Bunlar uzmanlar bilmem ne yapmışlar. Ölçmüşler, biçmişler. Yanlış anlama. Bu fiyatı vermişler. Abi, bize bir şey düşmez ama siz de sitemlerinizi söyleyeceksiniz. Mübarek inşallah. Bu duyuyor inşallah. Ya duyacak mutlaka. Hepsi duyuyor. Bak hepsi duyuyor. Bunlar medyadır. Bizim medyadır. Bizi de inceliyorlar ne yapıyor. Hocam. Biz bir şey yapmıyoruz. Biz vatandaşa. Vatandaşa mikrofonu tutuyorum. Aynen öyle. Düşünceler. Bu abiye katılıyorum. Bak AKP'ye oy verdim ama diyor bu da ne böyle. Uyuyayım. Türkiye genelde. Hayırlısı. Bir de bu var hocam. Bir de bu var. Sen AKP'den tamam şikayetin var diye bugün Ekrem abi, Ekrem Kılıç adaydır. Evet. Onun günahı ne? Yok doğru öyle bir şey olmaz. Şimdi. Öyle bir şey onun olmaz. Onun günahı ne? Yok. Bir daha şimdi. O yok. Onlar. Ben sadece yanlış yaptım. Tamam sen haklısın. Şimdi... Ama benim dostum var. Ben ona vereceğim. Komşumdur vereceğim. Ha, doğru. Mübarek aydayız. Biz geçim olayıdır. Dediğimiz gibi. Şimdi başkanların hepsi, hiçbir eski başkan yok herhalde bildiğiniz gibi. Hepsi yeni başkan, yeni isim. Aynen. Onlar da güzel şeyler yapmak istiyorlar. Tabii. Evet. Kime inanıyorsanız, kime güveniyorsunuz? Yani şimdi onları suçlayamazsınız. Yanlış anlamayın. Şimdi ya da yani gelmiş şu anda adaylığını koymuş. Ya bundan önce herhangi bir şey yapmamış ki. Peki, eğer bundan öncesi olup da karşısına çıksa bir şey diyebilir. Bir şey diyeceğim. Şimdi abi. İnşallah güzel olur. Her şey pazar için. Hocam şunu diyeceğim hocam. Şimdi söz verdim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Particilik yapıyorsam Allah ocağımı yıksın. Kur'an hakkı için konuşuyorum. Söz verdin, faizleri sildim, bak o faizleri, Elia böyle yapıyor. Onu sildim, banka sicil affı sildim. Bankaya giriyorum, ben de sevindim da Tayyip Erdoğan affetti dedim, sicil affini. Evet. Gidiyorum ki banka bana sökürdü. Yok öyle bir şey yok dedi ya da rüyanda mı gördün dedi ya banka. Sicil affı silinmedi. Vallahi Kur'an çarptı. Sicil affı silinmedi, vergi affı, faizleri sildim dedi. Bir baba oğlunda faiz alır mı?
baba faiz alamıyor elinde. Onu iyi araştırmak lazım. İyi, belki yanlış anlaşılma vardır. Yok dedi dedi. Öyle mi? Mübarek aydayız. Ya Tayyip Erdoğan da dövüşü koydu. Onu bilmiyorum dedi ki faiz döviz değil. Hani? Yanlış anlaşılma olabilir. Neredesin dedi Tayyip Erdoğan? Ya neyse işte. Ben belki uyak ediyordum ha böyle diyorlar bazı AKP'liler. Çekiyor mu? Hangi kanal? Çekiyoruz tabii. Senin kanalın hangi kanal? Bak bak doğru konuştuğun zaman alay ediyorlar bazı AKP'liler. Senin kanalın hangi kanal? Benim kanalım Allah'ın bildiği kanal. Allah'ın bildiği kanal. Peki görüşürüz. Birkaç daha yayın yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi evet. Yayınlar burada. Evet, abime soruyorlar. Evet gördüğünüz gibi banklar dolu. O burada işte emekliler oturmuş. Ve iftarı bekliyorlar. Kimileri dediğimiz gibi dolu. Evet kolay gelsin. Basın pazar basınındayım ben. Böyle haber yapıyoruz. Aynı zamanda çekim de yapıyorum. Emekli meydanı diyorlar burası. Çoğu emekliler oturuyorlar. Sizin emeklilerle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bir de pazarda seçim var. Seçimle ilgili bir şey söyler mi? Seçimle ilgili yani pazardaki seçimi nasıl görüyorsunuz? Bir şey söyler misiniz? Emeklilerle ilgili seçimi fark etmez diyorsunuz. Sizin evet dediğimiz gibi peki evet demek evet gördüğünüz gibi evet buradan bakıyoruz evet bakıyoruz dediğimiz gibi oturuyorlar. Evet sevgili izleyicilerimiz tabii ki bir hayli insanlar var. Gördüğünüz gibi her taraf dolu. Evet, şimdilik bugünkü yayını burada bitiriyoruz. Evet, yayınlarımız devam edecek. İnternet hattımız lütfi.kobal, internet lütfi.kobal Facebook adresinden bizleri Facebook adresinden bizleri takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mikrofonu herkese uzatıyoruz. Yani kim ne diyorsa da yayınları veriyoruz. İnternetteki sitemiz gündempazar.net haberlerimizi gündempazar.net'ten de takip edebilirsiniz. Evet yine pazar sporu maçlarını sizlere vermeye çalışıyoruz. Evet şu anda dediğimiz gibi pazar belediyesinin vermiş olduğu hizmetten yararlanıyoruz. Şu anda buraya kadar çekiyor. Pazarspor'un Sapanca maçı var. Evet bir aksilik olmazsa Sapanca'dan da sizlere Pazarspor'un başarısını duyuracağız inşallah. Tabii bunu yayınlarda göreceğiz. Gördüğünüz gibi küçük maşallah evet küçük kızımız evet kışlara yem veriyor. Evet bu da pazar meydanından görüntüler besliyor. Evet, pazardaki görüntüler. Evet, bir noktada yayın kesildi. Demek ki Pazar Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmet buraya kadar devam ediyor. Biraz ileri gittim, yayın kesildi. Gördüğünüz gibi çay ocakları dolu. Hizmet yok ama çay ocakları olduğu gibi dolu. İnsanlar oturmuşlar. Hava da güzel. İnşallah bir kış sıkıntısı çekmeyiz ve yaza, bahara merhaba deriz. Evet, buradan yapmış olduğumuz bugünkü yayınımız buradan sona eriyor. Dediğimiz gibi Sapanca'dan da bir aksilik olmazsa sizlere seslenmeye çalışacağız. Hoşça kalın.